Renkleri tektir onların. Ne kumral, ne siyah, ne de sarı bilir saçları. Beyaz doğarlar, beyaz büyürler. Nerede olurlarsa olsunlar, ilk bakışta fark edilirler. Serdar Aydın'da, Kocaeli'nin Maşukiye köyünde fark edilir. Kısa sürede adı Avrupa ve dünya şampiyonalarında söylenir. Aydın ailesinin en büyük çocuğudur ve o bir albino. İsmim Naile, Naile Aydın. Serdar Aydın'ın annesiyim. Artvin Borçgalı'yım. Çok şanslıyımdır. Çok güzel, iyi bir ailem vardır. Bir köy çocuğudur Serdar. Her çocuk gibi sokaklarda dolaşır, oyunlar oynar, ayazlık peşinde koşar, çobanlık yapar. Büyükten büyük de küçükten küçüktü. Sadece onu sinirlendirmeyecektim. Sinirlendiği zaman hiçbir zarar vermiyordu aslında. Kimseye bir şey demezdi ama bütün koltuklar devrilirdi, alt üst olurdu. Sonra da baktı ki annem sinirlendi. Anne bir de temizlik yapalım bari derdi, bırakırdı. Serdar'ın okul çağı geldiğinde Aydın ailesi endişelidir. Ne var ki Serdar'ın görme engeli bir engel değildir ve ailesinin endişesi okula başladığında tamamen ortadan kalkar. Okula başlayana kadar veyahut işte ne bileyim şöyle düşün, anne olarak yürüyene kadar, gezene kadar engelleyecek diye çok böyle ağlar üzülürdü. Ama baktım hiç hayatını engellemedi. Bir kere hafızası çok kuvvetli, çok zekalıdır zaten. Ne bileyim her türlü işini yaptı, herkesten maç etti, herkesten bisiklete bindi. Normal okulları okudular zaten. Yani öyle özel engelli okulumu okudu mu okumadılar, normal okulları okudular. Okul derslerinde başarılı bir öğrencidir Serdar. Yaşı ilerledikçe karakteri de yaşadığı çevreyle iletişimi de değişir. Adil olmaya özen gösterir. Az konuşur hep. Konuştuğundaysa lafını esirgemez. Bu sayede büyüdükçe kendisine duyulan saygı ve itibar da günden güne artar. İşine el verirse şaka şak söyleyendir. Yani çok fazla bu şey yapayım ben azıcık torpil geçeyim bilmem ne yapayım. Çok fazla konuşmaz ama söylediği de yerinde zamanında söyler. Abimle bize kıyamadığı için hani her şeyi yaptırırdık. Kalbimizi hiçbir zaman kırmazdı. Özellikle ablamın benim falan. Annemlere karşı savunurdu bizi. Bir yaramazlık yaptığımızda falan. Sadece benim ablamın abisi değil, benim hani abimden ufak bütün kuzenlerimin abisi hani abilik yapıyor. Hani her ihtiyacımıza koşar, elini yani yardım edebildiği kadar herkese yardım eder bizde. Ben çok seviyorum. Çok iyi bir çocuk. Bir efendi çocuk. Ben bunun okumasını çok istiyorum. Yüksek olmasını çok istiyorum. Yapmasını, her bir şeyini çok istiyorum. Çok memnun olurum. Olmasını, okumasını, kazandığını. Serdar'ın aileden ilk ayrılığı üniversite sebebiyle olur. Bir semester tatilinde ise geleceğinde önemli rol oynayacak judo antrenörü Gültekin Sevinç ile tanışır. Gültekin hocam geldi buldu beni. Görme engellerde judo var, yapar mısın, eder misin? İlk antrenmandan sonra göremedim Serdar'ı. O da tabii Isparta'da üniversitesini okuyormuş. Sonra tabii aradık taradık, yani mahalle muhtarına kadar gittim. Bir sarı bir çocuk var, bu Maşukiye'de oturuyor, nerede bu çocuk falan. Mahalle muhtarından artık bulduk sokağını falan, ev numarasını. Sonra şans evine gittim. Yani bütün ailesi orada, Serdar da orada. Okulundan ara sezonu olmuş, tatil olmuş, eve gelmiş. İşte ailesiyle görüştüm. Yani bu bir bakışta anlayabiliyoruz tabii. Antrenörlerin çoğu anlar bu judocu olur, bu güreşçi olur falan, halterci olur diye. Biz de yani bir antrenmanda gördük tabii Serdar'ı. Çünkü yani fiziki yapısı judoya gerçekten el veriyor.
20 yaşında başladım. Benim ufak kardeşim, biraz önce dediğim judo yapan, o başlamıştı. Ben hem onu götürdüm hem izlemeye geldim. İşte orada gelince Gültekin Hoca'da bir iki ısırma falan, tabii sporculuk altyapısı olduğu için jimnastikten, orada takla falan atınca gel yaparsın, başla dedi, başladık öyle. Serdar %15 oranında görebilme yeteneğine sahip bir sporcudur. Judo gibi bir sporu yapmaksa hızlı olmak, rakibi iyi okumak, hızlı pozisyon almak gerektirir. Görmenin bu kadar önemli olduğu bir spordaysa görme engelliler 3 farklı kategoride mücadele etmektedir. Görme engelliler 3 aşamadan oluşuyor. B1, B2, B3 diye. B1'ler hiç görmüyor. B2'ler %5, B3'ler %10 görüyor. Serdar da B3 olan bir sporcumuz. Yani hiç görmeyenlere nazaran biraz daha iyi görüyor. Biraz daha öğretimimiz kolay ama hiç görmeyenlere öğretmek tabii biraz daha zor. Tamamen yani sözümüzle anlatarak, konuşarak anlatıyoruz judo tekniklerini nasıl uygulayacağını, judoyu nasıl yapacağını. İşte ayağını şuraya koy, ayağını sola çek, kolunu yukarı kaldır, yakadan tut gibi terimler kullanarak judoyu öğretmeye çalışıyoruz. Bir güç ve teknik sporudur judo. Sabır, azim, çok çalışmak ve disiplin olmazsa olmazdır. Yüzmeden koşuya, dağcılıktan haltere birçok sporun bileşenleriyle çalışmak gereklidir. Elbette her sporda olduğu gibi judoda öncelik doğal beslenmedir. Burası Maşukiye, Kartepe ilçesi. Kocaeli'nin zaten en turistik, en doğal yerlerinden biri. Burada doğdum, burada büyüdüm. Burada doğup büyümemin bana spor olarak da etkisi oldu, illaki oldu. Tamamen doğal ortamda yaşıyoruz. İşte sizin de gördüğünüz gibi yeşillikler içinde, ki eskiden daha yeşildi. Yeşillikler içinde, hayvanlarla iç içe, doğal besinlerden yiyerek büyüdük. O da tabii bizim illaki etkisi olmuştur vücudumuzda veya bünyemizde. Çok kısa sürede yetişmesinin tabii bunun sebebi biraz yaşadığı bölgeden de oluyor. Yani yediğiyle içtiğiyle spora tamamen destek oluyorlar bu besinlerle, takviyelerle. Yani bu bizim tabii artımız oldu. Hani mesela güç, kondisyon vermek için çok uğraşmadık Serdar'a. Zaten geldiğinde hani yeterince güçlüydü. Yani fiziki olarak bayağı üst düzeydi. Judosunu öğrettik, tekniklerini öğrettik. Programımızı Gültekin Hocam hazırlıyor. Onun eşliğinde antrenmanları yapıyoruz. Judo sadece mindarda judo çalışarak olmuyor. Daha çok bunun yanında kondisyonu var, ağırlığı var, koşularımız var, dağ koşularımız var. Normal pist koşuları, deparlar, kısa deparlar, uzun deparlar. Yani vücudun, judo yapacaksan vücudunun bütün kasları çalışması gerekiyor. Hani bizim bir hocamız vardı. Ankara'da bir hocamız. Judo yapan adamın ayak parmakları bile çalışması gerekir derdi her zaman, ki bu gerçekten de böyledir. Bütün vücudunun çalışması gereken bir spordan olduğu için ağırlığını yapıyoruz, yüzmemizi yapıyoruz haftada bir kere, koşumuzu yapıyoruz. Yani normal yürüyüş, mesela dağ yürüyüşü bile yapıyoruz. Geç sayılacak bir yaşta judoya başlayan Serdar, kısa sürede ilerleme kaydeder. Hem sporu olan yatkınlığı hem kabiliyetiyle kendini gösterir. Görme engelliler judo takımında ilk sene başladığımızda 4 sporcuyla başladık. 2 sene hazırlandık, direkt maça katıldık. 4'ü de final yaptı. Türkiye Şampiyonası'na finale girdi. Bunların içinde Serdar Aydın da var tabii. Daha sonra 21 yaşında milli takım antrenörüne çağırdılar beni. Milli takımda da çalışmalarımıza başladık. Hem ilimizde, kulübümüzde, hem milli takımda. 2 sene içinde Serdar'la çalışmalarımıza devam ettik. Serdar Avrupa derecesi yaptı çok kısa sürede. Derecesini yaptı. Türkiye'de de hatta ilk madalya alan sporculardan 2 kişi var. Biri Serdar Aydın'dı. 20 yaşında başladım. İlk 2 sene Türkiye ikincisi oldum. Türkiye ikincisi olduğum 2. senede Avrupa üçüncüsü oldum. 2009 yılında. 2010 yılında dünya üçüncüsü oldum. 2011 yılında Avrupa takımlar ikincisi, uluslararası şampiyonluklar.
bir iki tane. Uluslararası derecelerim de var ayrıca. 2012 olimpiyatlarına kota aldım fakat sakatlığım nedeniyle gidemedim. Nasip 2016. Serdar'ın ailesi gururludur. Çocukları şampiyon olmuştur. Her ne kadar ilk zamanlarda endişelenseler de yaptığı spor nedeniyle zaman içinde aile de alışır Serdar'ın spor hayatına. Başarılar geldikçe kendine fazla bir değişiklik olmadı. Yani nasıl kişi olarak değişiklik olmadı. Tabii ki anne olarak, aile olarak gurur duyduk. Bu ayrı mesele. Gurur duyuyorsun, onur duyuyorsun, mutlu oluyorsun. Nasıl desem, özlüyorsun. İşi gereği gidiyor, bir ay, bir buçuk ay kamp yapıyor. İşte yurt dışları, sıkıntı, stres. Hep düşünüyorsun. Acaba nerededir, acaba ne oldu? O sıkıntılar oluyor ama o sıkıntının yanında işte böyle bir güzel yanı vardır. Ya işte derece yaptığı zaman, işte bir ödül aldığı zaman veya madalya aldığı zaman o bile onur veriyor aileye, anne babaya. Sporla birlikte eğitim hayatını devam ettirmeye çalışır Serdar. Hayatında bir karar alması gerekir ve öncelikli tercihini spordan yana kullanır. İsteseydi okuyarak çok daha iyi yerlere gelirdi. Ama biraz okumayı istemedi. İşte üniversite hayatı oldu. İlk senesi izin aldılar. Bilmem ne yaptılar. Baktı bu işten ben devamlı izin alarak devam ettiremeyeceğim. Tuttu bu sefer okulu bıraktı. Üniversiteyi bıraktı. Ondan sonra tekrar kaydoldu. Bir şeyler yapıyor ama yani kendi kendine yapar. İlk madalyasını Türkiye ikincisi olarak alır Serdar. Elbette ilk madalyanın yeri başkadır ve unutulmaz hatıralar vardır. İlk müsabakamız 2008 Türkiye Şampiyonası'na gidiyorduk biz Amasya'ya. Kış ayıydı. Biz sabah kalkamayız, işte kar olur, gelemeyiz falan diye salonda uyumuştuk 2-3 arkadaş. Buz patenin altındaydı o zaman judo salonu. Orada yatmıştık, orada uyumuştuk. Yolda gidene kadar heyecanla, hiç bilmiyoruz ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl bir maç olacak. Neyse biz gittik, işte bizi görenler hani ilk defa geliyorlar. Hani biz bunları kolay yeneriz falan böyle birbirlerine konuşuyorlar. Biz de duyuyoruz, daha çok moralimiz bozuluyor. Neyse maç günü başladı, ben en son maça çıkacağım. Diğer üç arkadaşım çıkıyor, çıkan yeniyor bizden hani. Bizimkiler yeniyor. Böyle olunca bana iyice heyecan bastı. Hani herkes yeniyor Serdar, senin de çıkman lazım, derece yapman lazım. Kendi kendime konuşuyorum. Maça çıkıyorum, heyecandan duramıyoruz zaten. Elde ayakta titremeler oluyor, böyle terliyoruz. Hani artık bildiğin idmanda o kadar terlememiştim. Neyse maça çıktık, maç yaklaşık 10 saniye sürdü. Çok kolay sürdü bir de. Çok kolay olunca biz biraz da hani dedik tamam ya, bizde yetenek var galiba dedik yani. Naile Hanım, oğlu için ilk yıllarda hep endişe taşımıştır. Ne de olsa judo anlatıldığı kadar basit bir spor değildir. İlk kaçıncı Türkiye şampiyonluğuydu bilmiyorum ama İzmit'te olduydu. Oraya gitmiştim izlemeye, onu da bizi istememişti gitmemizi de. Kendi günü saati bildiğimiz için biz kendimiz kalktık gittik. Tabii ki çok o artık oturduğum yerde oturamıyor, hop oturup hop kalkıyor. Ne bileyim böyle bir heyecan, gözyaşları bir yandan. Sonra şöyle bir şey dedi. Anne boks da yapıyorlar, karate de yapıyorlar veyahut çıkıyorsun sahada maç yapıyorsun. Öyle düşün, bu da öyle bir şey. Kendine dikkat ettikten sonra zaten karşıdaki de eğitimli, sen de eğitimlisin. Türkiye'de adını duyuran Serdar için ilk yurt dışı macerası bir Avrupa şampiyonası olur. Madalyayla döner ve ilk kez ülkesi adına podyuma çıkmanın gururunu yaşar. 2009'da Macaristan'da Avrupa şampiyonası vardı. Yine benim ilk çıktığım yurt dışım. İlk çıkacağım, ilk kez gidiyoruz. Heyecandan uçakta telefonum açık kaldı. Onu da bagaja verdik. Bir saat falan öyle bekledik bir de benim yüzümden. Bayağı bir heyecan oluyordu yani ilk yurt dışı maçında. Çıktık, hani beklenilenin çok daha fazlasını verdim. Ben de kendimden beklemiyordum öyle bir şey. Üçüncü oldum orada, Avrupa üçüncüsü. İlk yurt dışı maçım, ilk yurt dışı madalyam.
aşırı bir heyecan oldu. Tabii maçtan sonra hani aldığımız madalyanın dışında işte o tebrik ediyor, bu tebrik ediyor. Telefona mesajlar geliyor. İşte büyükşehir benden önce herkesi aramış, ailemi tebrik etmiş. Buraya gelince asıl heyecan daha çok başlamıştı buradayken. Müsabaka günleri her sporcunun kendisine maçı hazırlamak için bir sırrı vardır elbette. Serdar'sa biraz farklı geçirir maç önceleri zamanlarını. Müsabakayı düşünmemeye çalışırım. Hani iyice müsabakadan tamamen kendimi kopartıp işte film izlerim müsabaka gecesi. Genelde bunlar komedi filmleri olur müsabakayı unutturmak açısından. Müsabaka günü biraz daha kendimi hani insanlar böyle aşırı baskı altında yapamazsam ben de tam tersi maçtan 10 dakika 15 dakika öncesi kendimi baskı altında sokarım. Kendi kendime baskı yaparım. Yani yapmak zorundasın, yapmalısın kendin için, geleceğin için, ailen için gibi düşüncelerle öyle hazırlanıyorum. Avrupa ve dünyada derecelere, madalyalara, şampiyonluklara sahiptir Serdar. Bir şampiyon nasıl olması gerekiyorsa Serdar da öyledir. Minder'de arkadaşlarına rehberlik ederken sosyal hayatında da olumlu bir kişiliktir. Tabii Serdar iyi bir sporcu. Zaten Serdar'la antrenman yapmak bize de katkı sağlıyor. Ondan bir şeyler öğreniyoruz. Sağlam antrenmanlar yapıyoruz onunla. Biz maçta çıktığımızda bile hani Serdar arkadan bir hoca gibi bize teknik veriyor. Onunla antrenman yapmak sağlıklı oluyor, yoruyor bizi. Serdar iyi bir arkadaş. Dışarıda bayağı zaman geçiriyoruz. Ama dışarıda böyle judodan fazla konuşmayız. Dışarıda daha çok hani güncel olaylardan falan. Ama Minder'e gelince tek konumuz judo olur. Minder'de başka bir kişilik, dışarıda bambaşka. Eğlenceli ama dışarıda gayet... İçeride Minder'de gayet ciddi ama dışarıda eğlenceli. Mütevazi. Serdar bir albinodur. Albinoların birbirine benzerliği ise tatlı hadiselere neden olur kimi zaman. Albinolar birbirine benziyor zaten. Serdar gibi, Serdar da albino hastası, sarı. Yani Rusya'da da böyle bir sporcu vardı, milli bir sporcu. Rusya şampiyonuydu. Şaban Kurbanov diye. Bir gün maç içinde maça çıkacağız. Serdar'ı çağırıyorum. Serdar gel maça çıkıyorsun. Sesleniyorum. Dönmüyor. Halbuki o Rus Şaban'mış yani. Yanlış yerde arıyorum ben Serdar'ı tabii. Kısıtlı görme olanağına rağmen judoyla tanışan Serdar, kabiliyeti, azmi, hırsıyla kısa sürede adı dünya ve Türkiye'de bilinen bir şampiyon olur. İstemek, çalışmak, disiplinli olmak. Başarısının üç anahtar kelimesidir Serdar'ın ve ailelere söyleyecek bir de sözü vardır. Ya paralimpik olsun, olimpik olsun bütün ailelere sesleniyorum. Çocuk spor yapsın. Ya çocuğu spora yollamak lazım. Geleceği için, gelecekteki hayatı için, kendisi için, ailesi için muhakkak bir her çocuğun spor yapması gerekiyor. Yani müsabık olur ya da olmaz ama ufakken spor yapması gerekiyor. Serdar Aydın bu imkanları en iyi şekilde kullanan bir sporcumuz ve kendini spora adamış bir sporcumuz. Yani yaşam, spor onun için bir yaşam biçimi haline gelmiş bir defa. Buradan aslında bütün ülkemizdeki sporculara da bir mesaj göndermek istiyoruz. Yani buradan Serhan Aydın'la üzerinden, çünkü sporda başarı bir yaşam biçimiyle ilgili bir şeydir. Sadece antrenmanlarla sınırlı bir spor yapıyorsanız, antrenman yapıyorsanız buradan başarıya gitme şansınız çok zor. Ama Serhan Aydın gibi siz antrenmanların dışında burayı bir yaşam alanı olarak seçtiyseniz o zaman başarı kaçınılmaz, tesadüf asla değil hiçbir başarı. Sihirli kelimemiz sporu bir yaşam biçimine dönüştürmekle ilgili bunun karşılığında gerekli imkanlar, teknik ve hoca anlamında imkanlar da oluşturulduğunda, ki burada bu imkanlar olabildiğince var, başarı geliyor kesin.
Avrupa ve Dünya Şampiyonu Serdar'ın bir sonraki hedefi Rio 2016 Olimpiyatları artık. 2016 Rio Olimpiyatlarına Serdar sporcumuz kota aldı. Beraber sıkı çalışıyoruz olimpiyatlarda madalya almak için. Kotayı nasıl aldı? Dünya dereceleri var. Zaten Serdar Avrupa üçüncüsü oldu, dünya üçüncüsü oldu. Son senelerde biraz sakatlıklar yaşadık. İşte yedincilikler. En son iki gün önce Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'de beşinci oldu. Biraz sakatlıklar belimizi büktü bu anlamda. Puan olarak çok yükseklerde hedefliyorduk puanımızı. Ama yine de olimpiyatın kotasının içinde olduğumuz için mutluyuz tabii. Buraya gelen bir sporcu burada zihinsel olarak da bedensel olarak da huzurlu bir ortamda çalışma imkanı buluyor. Teknik imkanlar burada çok yoğun. Üst düzeyde teknik imkanlar sunuyoruz. Hocalarımız o anlamda gerçekten Türkiye'de tecrübe sahibi hocalarımız. Dolayısıyla olimpiyatlara gitmemizi engelleyen herhangi bir durum söz konusu değil. Bu imkanlarla ve yüzlerce engelli sporcumuzu da olduğunu düşünürsek ve dünyanın Türkiye'nin en çok sporcuya sahip kulübü olduğunu da göz önünde bulundurursanız olimpiyatlar bizim için çok zor değil. Olimpiyatlara hazırlık çok sıkı bir şekilde devam etmekte Serdar için. Rio için ekstradan bir programımız var tabii. Her maç için zaten hazırlıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda da hazırlandık. Dünya Şampiyonası'na geçmişte hazırlandık. Şimdi olimpiyat için hazırlanacağız. Fazla bir süremiz yok ama şimdi hepsine en baştan başlıyoruz. İşte ağırlık programlarımız oluyor. Ağırlıklardan sonra biraz daha vücudu hızlandırıyoruz. Teknik çalışmalarımız içinde oluyor. Olimpiyatlar tabii apayrı bir durum. Burada Koca Üniversitesi'ndeki profesör, doktor hocalarımız var, kondisyonellerimiz var, fizyoterapistlerimiz var. Hepsiyle birlikte, doktorlarımızla, profesörlerimizle hepsiyle birlikte bir çalışma içerisindeyiz. Olimpiyatlarda en yüksek, yani altın madalya almak için hep beraber burada çalışmalarımızı yapıyoruz. Rio 2016'da hem ailesi hem de antrenörünün Serdar'ı görmek istediği tek yer olimpiyat madalyasını alacağı podyumdu. Antrenörlük hayatımda yani milli takım seviyesinde ilk madalyalarımızı Serdar'la tabii aldık. Avrupa dereceleri, dünya dereceleri yani olimpiyatta derece alan sporcularım da var ama ilk Serdar'la başladım. İnşallah Serdar'la olimpiyat şampiyonluğunu göreceğiz. İstiklal marşımızı okutacağız, bayrağımızı dalgalandıracağız. Türkiye'ye büyük bir gururla, büyük bir mutlulukla dönmeyi planlıyoruz. Tabii ki madalya görmek istiyorum, kupasını alsın istiyorum. Orada bir mutluluk, heyecan yaşasın sanırım. Türkiye adına İstiklal Marşı okunsun istiyorum, bayrağını göklere çıkarsın istiyorum. Ne istiyorum, gurur duyuyorum, madalyayı alsın gelsin. Benim de torunumun Urumçay'sına gidecek, madalyanı takacak. Urumçay'sı gelecek, buraya benim yanıma gelecek, okuyacak, benim yanıma gelecek. Başarıların için, örnek bir insan olduğun için, yaşattığın şampiyonluklar için, kazanacağına inandığımız olimpiyat madalyası için, ülkeni en iyi şekilde temsil edeceğin için şimdiden teşekkürler Serdar Aydın.